Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve fevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi azim ve biveçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezî arsala rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmu alâ men ahyed dîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîn alel khayri velev asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atın dalâle ve külle dalâti finnâr. Ve biz senedil muttası ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. İzâ gâbel hilâlu gâbleş şefak fehüve li leyleti. Ve izâ gâbe ba'deş şefak fehüve li leyleteyni. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı izâmu aleyhüm salavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab, Etbalar, Rıdvanullahi Teala Aleyh Mecmai'nin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden ithal dar baka edenler Rahmetullahi Aleyh Mecmai'nin eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşahabenlerimizin hazırun ve dersimiz dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervaçın El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ kâlel abdu estağfirullah. Evet. Bir kul, mükellef insan. Mükellef insan diyoruz. Çocuklar mükellef olmadığı için sorumlu değil. Yani çocukların günahı olmaz. Günah olmayınca niye estağfurullah diyecek? Estağfurullah demek affet beni ya Rabbi. Günahımı bağışla demek. E çocuğun günahı yok ki estağfurullah. Mükellef insan. Bir kul. Tabii Müslüman, Allah'ım beni affet, bana hidayet lütfeyle, atlubu minallahil mağfire vel hidaye, Allah'tan hidayet ve mağfiret istiyorum, diliyorum. Estağfurullah anlamı bu. Derse, ve etubu iley, ve Allah'a yöneliyorum. Yani, nefsime uyarak, nefsime uyarak, nefsi emmareme, kötülüğü emreden nefsime uyarak senin emirlerinden yan çizmişsem, o muhalefetinden, yan çizmemden sana yöneliyorum. Günahlarımı affet ya Rabbi. Estağfurullah, Allah'ım günahlarımı affet ve etüb iley. Ben o günahlardan sana yöneliyorum, sana dönüyorum ya Rabbi demek. Şimdi bu estağfurullah demek. Peygamberimiz buyuruyor ki men lezimel istiğfar cealallahu min kulli dıykin mahreca ve min kulli hemmin faraca. Evet, bir mümin devamlı estağfurullah derse, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste onu söylüyor. Lezime demek devamlı estağfurullah diyor. İnsan beşer, durmaz şaşar, eyler hata üçer beşer. İnsan yanılır, yanılabilir. Her zaman yanılmıyorum demek en büyük yanılmadır zaten. Kusurumuzu Allah affetsin. Böyle yanlış yaptı mı, bilmeyerek veya dalgınlıkla veya yanılarak hemen arkasından estağfurullah diyecek. Estağfurullah ve etûbü ileyh. Evet, bunu diyecek. Dedi mi, böyle dedi mi, devamlı bunu adet edinirse bir mümin men lezimel istiğfar, devamlı her gün mesela 100 istiğfar çekmeyi adet edinmiş adam. Dükkana giderken, dükkanda, evde otururken, kırabayla giderken, araba kullanırken estağfurullah diyor. 100 defa estağfurullah. Neden 100 rakamını söyledin? Çünkü Peygamberimiz ben her gün 100 defa istiğfar ederim diyor. Estağfurullah derim diyor. Hadisi var. Ona 100'ü oradan söylüyor. Sen 1000 söyle ya, Allah Allah. 300 defa söyle. Karnı arıtmaz. 3 defa söyle, o da iyi.
Ama peygamber ben her gün en az diyor 100 defa estağfurullah derim diyor. O masumken 100 defa derse senin 1000 defa demen lazım. Onu söylüyoruz. Bu istiğfar etmeyi adet edinen devamlı söylerse bir kimse cealallahu lehu min kulli dıkin mahraca. Evet, hadis okuyorum, tercüme ediyorum. O devamlı istiğfar eden kulu Allah her sıkıntıdan kurtarır. Her sıkıntıdan bir çıkış noktası lütfeder ona. Bu peygamberin sözü bu. Bunaldın, evde bunaldın, çoluk çocuğa karşı, ailene karşı, dükkanda işler karıştı, komşularla işin şu falan, neyse yani. Evet, estağfurullah asıl bak ne diyor? Bir mümin devamlı istiğfar ederse sıkıntılardan çıkarır, çıkış verir Allah ona diyor. Min cealallahu lehu min kulli dıkin mahraca, bir çıkış yolu verir ona, istiğfar edene. Yanlışlar yaptım ya Rabbi, benim günahımı affet, kusurlarımı ört ya Rabbi, ayıplarımı ört diye estağfurullahil azim ve tübile derse devamlı bu sıkıntılardan çıkış verir. Ve min kulli hemmin faraca, hem gam kaygı kussa, gam kaygı kussa, ondan selamet verir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis bu ya. Şimdi Hasan-ı Basri var. Basra, Irak'ta şimdi Basra'ya, orada vaaz edermiş. Yüz binler dinlermiş. Öyle güzel vaaz edermiş. Büyük tabiinden, büyük evliya. Güzel konuşuyor, etkileyici konuşuyor, coşturuyor milleti. O kadar çok seviyorlar. O da insan ama. Hatta bir fetvasında yanılmış. Bir fetva vermiş. İmam-ı Azam demiş ki, İmam-ı Azam'la çağdaş. Hasan hata etti demiş. İlim meclisinde söylüyor. Bu fetvasıyla Hasan hata etti deyince halk çok seviyor onu. Orada ey veledizina, sen mi diyorsun Hasan hata etti? Sen kim oluyorsun Hasan'a hata etti diyecek diye veledizina diye hitap etmiş İmam-ı Azam'a. Adam o kadar çok seviyor halk yani Hasan Basri'yi. Muazzam güzel konuşurmuş. Vallahi Hasan hata etti diyor arkasından. Yemin ediyor. Ben onun dediği meseleyi 20 sene düşündüm diyor. Hata etti diyor. Hemen peşin fetva veriverdi. Hata etti. Ben 20 sene uğraştım o işle diyor. Hata etti. Hiç kızmamış. Yüzü sararmamış. Sana deseler böyle dizina kızmaz mısın? İmam Azam hiç kızmamış. 20 sene uğraştım demiş. O söylediğiyle yanlış söyledi demiş. Hiç kızmamış, adamı azarlamamış, meclisinden çık git dememiş. Evet şimdi, yani o kadar seviyor Hasan-ı Basri'yi. Ders okuyor talebelerine bir mecliste, ilim meclisi. Talebelerine ders okuturken halktan birisi gelmiş. Efendim demiş, benim hanım kısır, çocuğumuz olmuyor. Gece gündüz karı koca istiğfara devam edin evladım demiş. Ol, çocuğunuz olur. Peki efendim, inanıyor halk. Gitmiş. Bir süre sonra bir adam gelmiş. Efendim demiş, yağmur yağmıyor memlekete, ot yok, hayvanlar ölecek neredeyse, kıtlık var. İstiğfar edin evladım demiş. O memleket ahalisi, hepiniz istiğfara devam edin. Tamam efendim, gitmiş. Bir süre sonra biri daha gelmiş. Efendim demiş, bir türlü para kazanamıyorum, işlerim düzelmiyor. İstiğfar et oğlum demiş, kazanırsın. Lan molla patlamış. Hocam demiş, sana yakışır mı ya? Her dertliye istiğfar edin diyorsun. Milleti kandırıyorsun demiş yani. Niye böyle milleti kandırıyorsun? Niye yani istiğfar? Çocuk mu verecek? Mal mı verecek? Yağmur mu verecek yani? Her şeye onu söyledin yani. Milleti demiş böyle kandırıyorsun. O da gülmüş. Oğlum demiş, bilmiyorsun meseleyi. Ben söylemiyorum. Kur'an'da var. Nuh Aleyhisselam, Nuh suresinde var bu. Nuh Aleyhisselam 950 sene peygamberlik yapmış. 950 sene uğraşmış. Kur'an'a göre 950 sene. Daha çok yaşamış da 950 sene peygamberlik yaptığı Kur'an'da var. 1450 sene yaşadığı söyleniyor. Evet. Onun için ihtiyarların piri o. İhtiyarlara saygı duyan delikanlı,
Nuh Aleyhisselam'a hizmet etmiş, ecri alır diyor Peygamberimiz. Öyle hadis var. İhtiyarla piri olduğu için ihtiyar kimselere saygı duyan, hizmet eden genç Nuh Aleyhisselam'a hizmet etmiş, ecri alır diyor. Onların piri olduğu için başları. Evet, Nuh Aleyhisselam 950 sene uğraşmış, ancak 80 kişi inanmış. Vapuruna, gemisine hani beddua ettiği zaman 80 kişi mümin varmış. 81 değil, 950 sene. Tabii kızmış o da. Çok dedim diyor. Ve kul tüstavfiru rabbakum. Onlar Nuh Aleyhisselam'ın üstüne işte putlara tapmayın, zulmetmeyin, birbirinizi yemeyin filan dedikçe gülerlermiş ona. Tek tek uğraşmış, yola getirememiş. Kalabalıkta söylemiş, Kur'an'da var. Gece söylemiş, gündüzde hiç kabul etmemişler. Onun üzerinde Cenab-ı Hak da yağmuru kesmiş. Yağmur yağmaz olmuş. Hanımları kısırlaşmış, Allah kısırlaştırmış hanımlarını. Hiç çocuk doğmuyor çocukların ailelerden. O belaları vermiş onlara. Millet açlıktan neredeyse ölecek. O zaman diyor ki, ben sizler yıllardan beri söylüyorum. Kultu dedim ki, istavfiru rabbakum, Allah'tan af dileyin. Ey kafirler! Kafirin istiğfar etmesi nedir? İmana geçmesiyle olur, değil mi? Kafirin istiğfar, tevbe etmesi imana geçmesiyle olur. Bırakın bu putları, Allah'a inanın, birbirinize zulmü bırakın, istiğfar o demek. Bundan özür dileyin Allah'a. Evet, yumditküm midraran. Evet, yağmurları Allah yağdırır, bol yağmurları. Mal verir, evlat verir. Ayet böyle. Nuh Aleyhisselam'dan naklen Cenab-ı Hak öyle söylüyor. Yine yapmamışlar tabii. O da kızmış. Yeryüzüne bir tane kafir bırakma ya Rabbi diye beddua edince de tufan olmuş. Evet, şimdi bu ayeti o demiş Kur'an'da bilmiyor mu? Bak, istiğfar et dedin yağmur yağar dedi Nuh Aleyhisselam. Kur'an'da var. Çocuklarınız olur dedi. Salih evlatlar verir size Allah dedi. Mal mülk verir dedi. Bunu söyledim oğlum demiş. Ben Kur'an'dan ayrı bir şey söylemiyorum. Sen de her gelene en büyük ilaç istiğfar diye her gelene yutturdun diyorsun. Kur'an'da olan. Evet. Burada da ne diyor? İstiğfar eden müminin sıkıntısını Allah giderir. Gam, kederden kurtarır. Hadis, ayet aynı. Onun için bunaldın, sıkıldın. 100 dedin olmadı. 300 de olmadı. 1000 de olmadı. 5000 de olmadı. 10.000 de. Peygamber yalan söyler mi? Ayet yalan söyler mi? Demek ki zor durumu düştünüz mü? Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Efendim, estağfurullah, Allah'tan af diliyorum günahlarıma. Estağfurullah el azim. Azamet sahibi Allah'tan af diliyorum. Çok güzel, Allah'ı övmüş oluyorsun sıfatlarıyla. Estağfurullah el azim, errahim. Rahmet eden, merhamet eden Allah'tan af diliyorum. Estağfurullah el azim el kerim. Keram sahibi. Estağfurullah azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illahu. Kendinden başka hiç ilah olmayan Allah, azamet sahibi, kerem sahibi, merhamet sahibi Allah. Ha, zamanın varsa Allah'ın sıfatlarını da ekle. Allah'ın sıfatlarını da ekle. Yani af dilemek bir duadır, değil mi? Duayda örneğimiz Fatiha suresidir. Fatiha suresi dua suresidir. Şifa suresidir. Evet. Allah'tan aşağıdan ihtina diye bir şey istiyoruz, değil mi? Allah'tan hidayet istemeden evvel ne diye başlıyor sure? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allah'ın sıfatını söylüyorsun. Meliki yevmiddin. Allah'ın sıfatı değil mi? Din gününün sahibi. Evet, alemlerin Rabbi. Evet, bunu söylüyorsun. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in diye halis inancını arz ediyorsun. Ondan sonra ihtinas sıratal müstakim. Bize hidayet ver diye ön Allah'ın sıfatlarıyla Allah'ı övdükten sonra duada böyle edeceksin. Demek ki vaktin varsa yalnız estağfurullah değil, estağfurullah dersen 5000, 10.000 neyse
her gün 100 veya 300 bir prensip dahilinde her gün ama öyle dedi ya, lezime dedi ya, sıkıntılardan kurtulayım devam edeceksin. Vaktin varsa Allah'ın sıfatlarını da ekle. Estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayyel kayyum ve etûbü ileyh. Evet, şimdi namaz kıldınız. Vatandaş bunu bilmiyor. Bilse her camide söylenir. Biz söylüyoruz. Bulunduğumuz yerlerde anlattık bunu. Söyleniyor. Allahümme entes selam ve mümkes selam demeden evvel. Farzı kıldınız, farzı kıldıktan sonra öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 3 defa istiğfar etse mümin, namaz kılan mümin, namazında eksikler varsa melekler onu düzeltir. Hani hocanın talebesinin yanlışını düzeltiyorlar ya. Bir şeyler yapmış ama sağında solunda ufak tefek şeyler var. Pürüzler var. Onu düzeltiyor ya hoca. Aynı onun gibi bir mümin namaz kıldığı zaman farz namazın diğer namazın arkasından 3 defa estağfurullah dese melekler onun yanlışlarını düzeltir. Allah'a tam arz olunur diyor. Defteri eksik kaydedilmez, tam eksiksiz namaz yazılır. O zaman 3 defa estağfurullah demek kaç saniye alır? Selam verdikten sonra söyleyiver. Adet edin bunu. Söyleyiver de şu namazımızın eksikleri tamamlansın. Yoksa bir adam namazı eksik kılsa, namazın hakkını yese, namaz davacı olacak öbür tarafta. Benim şeyimi, hakkımı yedi bu. Gözümü kör etti, kulağımı sağır etti. Eksik kıldı namazı diye davacı olacak bir de. O zaman farzlardan sonra, namazlardan sonra estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah veya estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayyel kayyum ve etûbü ileyh. Zaman varsa diyelim. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle bize duyurduğu şeylere, müjdelere erelim. Şimdi bir kul estağfurullah dedi mi ve etûbü ileyh dedi. Evet. Fakalehe, evet. Evet, istiğfar kelimesini söyledi adam. Allah'ım senden suçumu itiraf ediyorum, af diliyorum. Suçumdan vazgeçtim, sana döndüm dedi. Ama sümme ade böyle dedi, çıktı yine yalan söyledi. Yalan söylemek günah. Halbuki istiğfar etti günahımdan, af diledi. Çıktı yine yalan söyledi. Küfretmek haram, küfretti. Birisine hakaret etti veya aldattı. Bunlar hep günah. Halbuki istiğfar ettiydi. Ben bir daha etmeyeceğim, böyle pisliklerden döndüm. Benim günahımı affet dedi. Çıktı diyor. Bir daha işledi. Sümme kâle. Sonra yine dedi. Geldi namaza. Estağfurullah. Estağfurullah dedi. Sümme. Sümme âde. Sonra bir daha yaptı. Geldi yine namaz kıldı. Bir daha estağfurullah dedi. Üçüncü defa. Çıktı yine aynı suçlar işledi. Hem estağfurullah diyor hem de yapıyor. Yapmayacağım bir daha etübüyle o demek. Vazgeçtim döndüm sana, günahımı affet, ben itiraf ediyorum dedi. Çıktı üçüncü defa yine aynı şeyi söyledi. Ne diyor bak. Ketebehullahu fir rabi'a. Evet. Dördüncü de bir daha derse yalancısın derler ona. Yalancısın. Hem ziyorsun hem de çıkıp sözünde durmuyorsun. Estağfurullah diyorsun. Yine suç işliyorsun, günah işliyorsun. Evet, dördüncü de Allah onu yalancı minel kezzabin, yalancılardan yazar. Evet. Şimdi bu hadis böyle. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem istiğfar ettiğiniz zaman sözünüzde durun, günah işlemeyin. İkide bir tövbenizi bozup durmayın. Onu vurgulamak için söylemiştir diyorlar. Evet. Yoksa Cenab-ı Hak Mevlana gibi bütün alimler diyorlar ki burada istiğfarından dönmenin çok ayıp, çirkin, Allah'a karşı bir şey olduğunu vurgulamak için bunu yalancılardan yazılır diye yazar sözünü böyle söylemiştir. Yoksa bir adam 100 defa günah işlese, arkasından içine pişmanlık duyarak estağfurullah derse gene Allah gafur rahimdir, gaffara zünüptür, günahları affedendir.
yine affeder. Onun için Mevlana diyor, gel baza ciante hesti baza, niysen gel, gel kafir ol, gebru putperesti baza, niysen putperestsen kafir mecusi, ne olsan gel, sadbara yer tevbe şikesti baza, tevben 100 kere bozsan yine gel diyor. Esas budur. Yani bir insanoğlu zayıftır, nefsine mağlup olur, evet pişman olur, tevbe eder, gider bir daha işler, gider bir daha pişman olur. Pişman olarak estağfurullah demek kaydıyla, yani peygamber böyle dedi, öyleyse içinden pazarlıklı değil, hakikaten yaptığına pişman oluyor. Ama iradesi zayıf herifin, yanlış iş yapıyor, günah iş yapıyor, pişmanlık duyuyor, estağfurullah diyor. 100 kere böyle desen yine gel diyor. Mevlana'nın dediği odur. Bütün İslam alimleri de, çünkü Kur'an-ı Kerim'de ne var? La taknatu min rahmetillah. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Hayatını kötü yerlerde israf eden kullarım. Bak kullarım diyor yine. Hitap çok önemli. Kullarım demek yine benimsiyor Allah. Günah işleyenleri. Ey hayatımda her yerde pislikler içinde yaşamış kullarım, la taknatu min rahmetillah, Allah'tan umudunuzu kesmeyin, Allah'ın rahmetinden. İnnallah yağfiru zunube cemi'a, tevbe edip benden af dilediğiniz takdirde Allah her günahı affeder diye ayet var. Onun için Mevlana gel gel, neysen gel, tevben 100 kere bozsan yine gel diyor. Yalnız peygamberimiz de ne diyor? Samimi ol ya diyor. Burada söylüyorsun, çıkıyorsun, bir daha yapıyorsun. Vazgeçtim dediğin günah diyor. Yalancı yazarlar seni diyor. Yani bunu demenin çok çirkin, ayıp olduğunu vurgulamak için söylemiştir. Yoksa Allah'tan umut kesilmez. Allah'tan umut kesilmez. İşin doğrusu budur. Evet. Gene bir Tirmizi hadisinde İnna Allahe Teala yakbalu tevbetel abdi ma lem yugargır. Evet. Ölüm anına gelmedikçe mümin ne zaman pişmanlık duyarak ben işlediğim günahtan pişman oldum, nedamet ettim, döndüm ya Rabbi beni affet dese o ana kadar kabul edilir diyor. Allah Teala tövbeyi kabul eder. Ama burada hırlamaya başlamış, o zaman kabul etmez. Ne demek o? Sekerat-ı mevütte ölecek insanların gözü açılır. Kafir Müslüman. Kafir gideceği ateşi görür, ölmek istemez. Ama Müslüman da, Allah'ın güzel kulu Müslüman da cenneti görür. Dünya ne yahu cennetin yanında? Hemen bir an önce ölmek ister. Onun için Mevlana Şeb-i Arıs diyor. Düğün günü diyor. Düğün günü diyor. Evet, işin aslı bu. Evet, mümin, güzel mümin cenneti görünce bir an evvel ölemiş. Bir hadis-i şerifte de men ahabba lika Allah ahabba Allah lika ahu. Buhari Müslim hadisi bu. Ve men kerhe lika Allah kerhe Allah lika ahu. Bir mümin Allah'a kavuşmayı isterse, severse Allah da onu kavuşmayı ister. Bir mümin Allah'a kavuşmayı, yani ölmek istemezse Allah da onunla kavuşmak istemez. Kavuşması demek, rahmetiyle ona muamele etmesi demek, etmez demek bu. Böyle hadisler var. Tövbe, istiğfar, insan o sekerat-ı mevte gelinceye kadar pişmanlık duymak kaydıyla mutlaka kabul olur. Yalnız tabii Bayezid-i Bestami var biliyorsunuz, Kırıkhan'da büyük evliyadır. Bütün büyüklerimize, geçmişlerimize Allah rahmet eylesin. Efendim, tımarhanenin önünden geçiyormuş. İşte delilerle uğraşan doktor, delileri tedavi edeceğim diye şey deyip durur. Bayezid-i Bestami onu konuşturacak. Selam vermiş doktora, ve aleyküm selam hoca efendi demiş. Ne yapıyorsun? Bunları tedaviye uğraşıyorum işte, bunlar deli. Benim de demiş bir hastalığım var. Ne demiş hoca efendi söyle. Günah hastasıyım ben de. Baştan aşağı günahlı bir kulum ben. Benim de bu günah hastalığımı tedavi ediversene oğlum demiş. Şimdi başlamış
başını kaşıyor, düşünüyor. Büyük bir namlı doktor. Orada zincirli delilerden biri demiş ki, Eren ne demiş, onun ilacını ben sana söyleyeyim. İstiğfar yaprağını gönül havanına koy. Aşk ateşinde kavur. Tevhid tokmağıyla un et. Gözyaşıyla ıslat. Şükür kaşığıyla her gün ye demiş. Bir tane günahın kalmaz demiş, kurtulursun. Ne muazzam söz değil mi? Yani istiğfarı gönülden yapacaksın. Evet, istiğfar yaprağını gönülden yapacaksın. Şimdi Anadolu'da biz zahire göre hükmederiz. Böyle müjdeler var. Cuma akşamları tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi, herkes tövbe ya Rabbi filan derler. Nikah tazelenir, iman tazelenir filan. Adet. Ama tövbe ya Rabbi esniyor herkes. Tövbe ya Rabbi diyor Süleymani imamı. Sütutun ammada muazzam büyükmüş ya. Tövbe ya Rabbi. Kubbesi büyükmüş. Böyle tövbe olur mu ya? Deli güzel söylüyor. Bak gönülden diyeceksin. Estağfurullah'ı. Gönülden. Gönlü kafası başka yerde dil estağfurullah diyor. Olur mu böyle? Ne deliymiş ama. Evet. Ehli irfanım diyor, hiç kimseyi taan etmesen defteri divana sığmaz, söz gelir divaneden. Şair de öyle söylüyor, bu olayı anlatıyor. Sen diyor ben alimim, arifim, salih hocalardanım falan deyip hava atıp durma. Deli diye baktın adamdan diyor, kitaplar dolusu, yazsan bitiremeyeceğin güzel sözler gelir. İşte bu deli gibi istiğfar yaprağını gönül havanına koy, gönülden istiğfar et. Ondan sonra aşk ateşine pişir, pişmanlık ateşi, Allah'a aşk, ben seni büyük biliyorum, bir yaptığın kötülük yanıyor içi, kavur onu, yak. Öyle bu içinde pişmanlık ateşi olmadan olmaz bu iş. Pişmanlık ateşi olacak. Ondan sonra onu kurutacaksın, yakacaksın, ağlayacaksın. Gözyaşıyla ıslat diyor. Toz oldu ya, toz düdüğün alır. Gözyaşıyla ıslat, ağlayarak tövbe edilir. Ağlayarak tövbe edilir. Evet, gözyaşıyla samimi olduğunun alametidir. Kalbin inceldiğinin alametidir gözyaşı. Katı kalpli adamın gözyaşı akmaz. Aha böyle ağlayarak tövbe et. Ondan sonra kanaat kaşığıyla, şükür kaşığıyla her gün ye diyor. Günah hastalığın kalmaz hoca diyor. Deli ama ne deli. Deliymiş adam canım. Deli diye bağlamışlar işte. Evet, istiğfar tövbe böyle olur. Samimi olması lazım. Bununla beraber pişmanlık duyarak 100 kere tövbeyi bozsan da gene gel. Allah umutsuz olmayın diyor. Bizim dergahımız umutsuzluk dergahı değildir dedi. Müslümanlık umutsuzluk dini değildir demek. Evet, Allah'tan umut kesilmez. Ama öleceği zaman gözü açıldı. Cehennemi görünce tövbe ettim, ben de inandım. Olmaz, kabul etmez işte, olmaz diyor. Hadis-i şerifte öyle diyor, Kur'an'da da var. Firavun da Musa Aleyhisselam'ı Allah izin vermiş. Mümin olan Beni İsrail'i almış peşine, ayrılıyor onun zulmünden, ayrılıyor Allah'ın izniyle. Haber almış, takip etmiş ordusuyla. Musa Aleyhisselam bir avuç müminin etrafında, ötekiler koca ordu, Firavun'un ordusu. Yani Mısır'a gidersen o Musa Aleyhisselam'ın denizin geçtiği yer falan belli yani. Evet, git oraları gör. Aynen Kur'an'da anlatıldığı gibi. Evet, Tur Dağı'nı da çıkarıyorlar. Orada şeyler düzenliyorlar, turlar düzenliyorlar. Gittin mi gidersen onları gör. Aynen Kur'an'daki gibi. Şimdi Musa Aleyhisselam takip etmiş, denizin kenarına varınca yakalamış. Demişler Musa, Firavun ordusu geldi. Eyvah! Demiş, hiç telaşlanmayın. Bu Allah'ın zalim bir herifi. Allah'la yarışıyor. İlahım diyor, Tanrıyım diyor. Biz de o yaradan Rabbimize inanıyoruz. Biz onun kuluyuz. Allah bizi boş bırakır mı yahu? Öyle deyince elgı asak. Ey Musa, asanı koy denize. Koyunca deniz 12 tane yol olmuş. Sulağa arınmış. Geçmişler.
Firavun'da yetişmiş onlar ama onlar geçmiş denizi. Bakmış deniz yok. Yol var. Yürü demiş ordusuna. Siz de yürüyün. İlla onları yakalayacak. Tam denizin arasına varınca sular kavuşuvermiş. Kur'an'da var bu. Akıllı adam. İnandım diyor. Musa'nın Rabbine inandım. Boğulacağı zaman. Cebrail Aleyhisselam gelmiş. El ane. Şimdi mi? Geçmiş olsun. Sus demiş. Bundan sonra yok. Yani bu göz açılınca o sekerat-ı mevtte ölmek üzere olunca imanın kabul olmayacağı bu hadiste de var. Me'lem yugar hır. Hırlayıp duru adam bitirmiş işi. Ya ya. Göz açıldıktan sonra tövbe olmaz. Ayette de var bu. Şimdi mi diyor el ane şimdi mi? Bizi bildin Rabbim diyorsun. Geçmiş olsun ondan. Yani son anda herkes Müslüman oluyor ama faydası yok. Bir de tabii zaman itibariyle insan her insanın hani şeysi Yanazattin Hoca demişler ne zaman kıyamet kopacak? Ne zaman kopacağını bilmez ama dedim sen ölünce görürsün kıyametin nasıl kopacağını. İşte tabii şimdi buradan şu alim adam peygamberimiz buyuruyor ki güneş batıdan doğduğu zaman şimdi doğudan doğuyor batıdan batıyor. Güneş batıdan doğduğu zaman tövbeler geçersiz. Neden? Artık her şey bir gözüyle görüyorsun. Kıyametin kopacağı belli. Herkes mümin olmaya kalkışacak ama o zaman tövbeler geçersiz. Aynı göz açılınca yani her şeyi görünce ayan beyan tövbe kabul olmaz. İnsan sekerat mehdi göz açılınca tövbe etse geçersiz. Me'lem yugargır. O duruma gelmeden evvel veya işte kıyametin o alametleri kopmadan evvel tövbe kapısı açık. Ne kadar bozsan etsen samimi olmak kaydıyla umutsuzluk değil yok. Gel Allah'a sığın. Allah kerimdir evet. Ama demezsen öyle gidersen o zaman karışmayız. Tabii o tövbe nasip olacak mı? Hocam öyleyse yaşarım yaşarım. 80'inde bir tövbe ederim. 80'e kadar varacağına dair elinde garanti belgesi var mı? Sabah çıkacağınızı garantiniz var mı? Onun için işinizi sağlam yapın, sıkı tutun. Hepimiz yapalım yani. İşi böyle aldatıcı düşüncelerle sapıtmayalım. Bu hadis-i şerifi Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakletmişler. Allah onlardan razı olsun.